Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yapma be. Yapmayın çocuğum. Yaşıtlarım gibi ben de özgürlüğümü istiyorum anne. Git babana söyle çocuk. Çöpler bundan sonra üçe ayrılıp atılacak. Çöpümü istediğim yere atarım. Ah Avrupa. Para için yapmam çocuk Mehmet Ali anlan. Ah Avrupa ah. Can Brüksel'den gelir alacağız değil mi oğlum? Türk kızlarının suyu için. Seçimle geldim seçimle giderim kardeşim. Ah Avrupa ah. Kokorecimi, damardan tuzlamamı, işkembemi, mumbarımı vermem. Ah Avrupa ah! Ne işler açtın başımıza? Avrupa'ya mührümü basacağım kardeşim. Şimdi sen düşün Avrupa. Tekin! Dünyanın en gerizekalı erkeği benim herhalde. Niyeymiş o? Evlendiğim için o kadar mutluyum ki anladım. İlk başta öyle olur diyor doktorlar. Öyle mi? Bir de ben gideyim şu doktorlara be. Niye aşkım ya? Sana öyle hastayım ki galiba bir doktora falan görünmem lazım abi. Abi, sen lafı bu kadar güzel getir, sonuna vur beline kazmayı. Seviyorum abi, mutluyum, evimde karımla huzurluyum. Hı. Ben sana kaç kere dedim böyle huzurluyum, mutluyum deme diye. Bak anında nazar değiyor cam. Kim bilir kim geldi. Good night Rose, good night Can. Aa, hem de very good night'mış, hay Allah. Çocuklar, hani geçen gün size yaptığım makaroları içine koyup getirdiğim aile yadigarı teneke kutu vardı ya, ben onu alayım gideyim hemen, hadi. Hatırladım da siz unuttunuz galiba Nermin teyze. Ben onu size vermiştim. No. Verdim. No, no, no. O ata yadigar kutuya ne kadar değer verdiğimi sen gayet iyi bilirsin hayatım. Sen de Can. Eğer evde olsaydı zaten yerinde olurdu. Ama yerinde yok. Eve gelip yerine bakmak ister misin Rose? No. Kaybettin değil mi? Neyi? Hafızamı mı? Ha yok kaybetmedim ama iyi gelen bir şey biliyorum. Sizin ihtiyacınız olabilir. İsterseniz balık yağı alır ben yarısı da bırakırım Nermin teyze. Çok faydalıdır, thank you. Ama şu evin iğrenç dağınıklığını toparlarsan eminim o kutu buralarda bir yerden çıkacaktır muhakkak ki. İçine de balık yağını koyar, getirirsin Rose. Goodbye, John. Ben o kutuyu verdim. Esas sana balık yağı lazım. Alık antipatik stupid. Yavrum zırt pırt her saat şu çocuklara gidip durma. Ayıp. Yeni evli onlar. Biz yeni evliyken nasıldık hatırlasana. Balayında 4 gün boyunca kapı yalnızca oda servisine açıldı böyle. Oh, ah, 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 oh, üş, ah. Ben artık yeni evli olmadığımızı niye unutuyorsun? Evet. Nerede kalmıştık? Sen en son bana hastaydın, doktora gitmen lazımdı. Ha, abi demiştin dankoz gibi ama onu sallıyoruz. Şu anda ananın teneke kutusunu düşünmüyorsan Allah beni doğru etsin. Tövbe de gül. Teşekkür ederim Nermin teyze ya. Nermin teyze çok teşekkür ederim. Yemekli mumlu romantik gecemizi tövbe diye bağladı kadın. Eminsin değil mi? Verdin sen kutuyu. Aile yadigarı ya. Onun için çok değerli o yüzden. Biz de baksak bir etrafa bir şey mi olur yani? Allah'ım ya Rabbim. Kocamdır diyorum. Suratımdan anlar diyorum. Susmuyor, konuşuyor adam. Zaten kesin çıkar bir yerden. Pes. Vallahi pes. Vallahi pes. Ama ana korkusuymuş kardeşim ya.
Aşkım, aşkım. Aşkım, aşkım, aşkım deme bana. Bana aşkım, aşkım deme. Sen lafına sözüne inanmadığın kadına ne aşkım diyorsun oğlum? Eyvah, gene bağladık oğluma. Bağlarız tabii oğluma, bağlarız. Verdim diyorum sizin gıcık kutunuzu, gıcık teneke kutunuzu verdim diyorum can. Yalan mı söyleyeceğim, niye bana inanmıyorsun? Bağırma, Allah aşkına bağırma. Bağıracağım, bağıracağım. Ne kutu psikopata hala çıktınız siz? Kutuda kutu, kutuda kutu. Kutuya taban manyak bir tarikat mısınız desiniz? Tövbe estağfurullah. Hayatım tamam, tamam, vallahi tamam. Allah belasını versin o kutunun. Biz gecemize devam edelim. Bak tam 100 tane mum taşıdım, yaktım ben bu gece bizim için ya. Sen ne yap biliyor musun? Ha. Anneni ara, gelsin. Beraber hem mumları üflersiniz hem de kutunuzu ararsınız. Yorgunum ben, yatmaya gidiyorum. Başım ağrıyor benim. Of anne ya, of ya. ATM. Sevgili ATM kafe müdavimleri, bugün burada ilk defa bu saatte böyle bir performans izliyorsunuz. Sebebi ne biliyor musunuz? Çünkü bugün sizleri erkek düşmanlığıyla birbirinden ayıran Ayşe Hala köyüne geri döndü. Hadi kavuşun. Bundan sonra kafe bizim. Çalışmasını istiyoruz. Maaşını 2 katına çıkarıyoruz. Oha! Matmazel buna değmez mi? Değmez! Bir matmazel. Ne diyorsunuz bu teklife? Gitti de gelmesin Ayşe. Ayşe, Ayşe, Ayşe. Gitti de gelmesin Ayşe. Ayşe, Ayşe. Ayşe gitti.
Hayır işler karıcığım. Tamam. Aa. Daha apartman çıkışına çok vardı doktor bey. Nereden çıktı hayırlı işler faslı? Yoksa kutu yüzünden vicdan azabı mı çekiyoruz? Kim ben? Günaydın. Where is my kutu? Sana da günaydın anneciğim. Ne haber? Endişeliyim Juan. Zira ellerinizde aile yadigarımız kutuyu göremiyorum. Siz bana kutunuzun üzerine yattığımı mı ima etmeye çalışıyorsunuz Nermin teyze? Yok artık canım. Ne alakası var? Öyle deme Can. Öyle deme. Ben kutuyu defalarca verdiğimi söylememe rağmen inandıramıyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi kocacığım? Bu kutu suçlaması tırmanır tırmanır hırsızlığa varır. Yok artık abartmayalım o kadar ya. Bence değil mi anlıyor? Ha? Haklısın Juan. Sana fazla yüklendim Gül. Ben Amerikan filmlerindeki yalan makinesine benzerim. İnsanın halinden, tavrından yalan söyleyip söylemediğini anlarım. But sana inandım. Halinden ve özgüveninden belli ki kutuyu bana iade etmişsin. De ben başka bir yere kaldırdım herhalde. Neyse önemli değil. Birbirimizi kırmaya değmez. Sorry. Ah ne diyeceğim çocuklar. Bu hafta sonu bize yemeğe gelsenize cicim. Ha? Gülbahar'a da haber veririm. All together şöyle güzel bir yemek yeriz hep beraber. Ne dersin? Yes. Olur yani değil mi? Ha, olur. Tamamdır o zaman. Okay. No. I love you babe. Bye. Bir şey olacak. Parti bitti mi ya? Oui, monsieur. Bizim zaten eğlence ruhsatımız yok ya. O DJ kabin ne peki? Ben onu bir kereliğine parti yapacağız diye kiraladım. Bizim değil. Tüh. Neyse, ne güzel koptuk ama değil mi? Ya arkadaş, ben bu kadar eğlendiğim mekanın müdavimi olurum ya. Ben bir karamel macchiato istiyorum lütfen. Bakarsınız yine bir parti marti olur, yine bir koparız ha. Kopamayız. Sen o partiyi şöyle düşün. Hani şimdi müfredata yeni bir ders koymuşlar ama hocasını atamamışlar. Öğrencilerin haberi var ki bütün sene boş geçecek. Öyle bir şey. Ya da ne bileyim bir salgın hastalık varmıştı. O bitmiş. Millet onun kutlamasını yapıyor gibi düşün bak. Ya da uzaylılar dünyayı istila etmiş. Türkler uzaylılara dövmüş gibi düşün. Ya yani uzaylılar gelmişler. Biz onları postalamışız. Sonra hep beraber bunu bir kutlayalım. Ahali diyoruz. Kutlamasını yapıyoruz. Bir daha öyle kopamayız biz ya. Mümkün değil. Vay arkadaş ne Ayşe halaymış ya. Ayşe hala tsunami gibi, Ayşe hala atom bombası gibi bir şeydi Mesya. Asıl atom bombası sizsiniz Matmazel. O ne biçim danstı öyle? Caramel macchiato istemiştiniz değil mi? Vi Matmazel, vi. Kreması üzerine cep numaramı yazdım. Yemeden önce kaydedersen acayip memnun olurum. Yıldırım aşka inanır mısın? İnan şu makarnanın her biteli kadar seviyorum seni. Sanıyorum içinde hafif bir elma var. Afiyet olsun. Ay! Ay! Yavaş yürü tokatçı. Ah size bak. Çok mu acıdı pampişim? Çok mu inceldi sesim? Fena. Ay! Acemi çapkınlar gibi davranırsanız tabii incelir sesiniz. Tecrübeyle sabit mi yoksa atıyor muyuz? Estağfurullah, estağfurullah. Kadınları biraz tanıyorum diyelim. Gözünü seveyim sus, kulağımda çınlıyor ses. Aslında mevzu çok basit. Kendinize yapılmasından hoşlanmadığınız şeyleri siz de kadınlara yapmayacaksınız. Atma. Şimdi kadının biri bana sıkı sıkı asılsa ben bayılırım. Değil mi ya? Gözünü seveyim sus, kulak bu, kulak çınlıyor. Al suyu iç, boğazın yumuşasın. Pardon. Siz Madonna'yı nasıl tavladığımı zannediyorsunuz? Kim, kim? Madonna ya, Madonna. Ne bu bildiğimiz meşhur Madonna. Yeah baby. Onunla Küba'da bir hafta geçirdik. Dillere destan, akıllara zarar. Yapma be! Nasıl tanıştınız? Fidel tanıştırdı. Fidel, Castro olan mı?
Bu da onun hediyesi işte. Ben normalde pro içmiyorum ama o kadar sevdim ki onun hatırası diye hep taşıyorum yanımda. Yapma ya. Baba büyüksün. Ne oldu pampişim, makarayı bulunca ses düzeldi? Ya babanın tatlı geldi muhabbeti. Aynen ses açıldı tokatça. Dinliyoruz peki. Kastrol'e nasıl tanıştın üstad? Chavez'in doğum gününde tanıştık. Chavez'in doğum günü. Chavez kim? Venezuela devlet başkanı. Arada sırada gazete okusana. Allah'ın kralı. Biliriz canım, adıyla söylemedi diye şey yapamadık. Biz arkadaşlar aramızda Chavi deriz. Allah aşkına. Ya. Kim? Ben. Naomi. Naomi Campbell. Sen ne misin be abi? Ben dünya vatandaşı Vecihi. Tanıştığımızda çok memnun oldum efendim. Biz de çok memnun olduk. Çok. Vallahi şu kapıyı söktürüp yerine perde taktıracağım. Bıktım kapı açmaktan. Kızım. Anne. Apışmışsın. Sorma ya. Ay ne oldu çocuğum, söyle. Korkutma beni. Ana bak şimdi. Böyle. Anne. O teneke kutu kesin sende çocuğum. Nasıl yani? İki güne kalmaz çıkar bir yerlerde. Ama... Ha işte o zaman ölümlerden ölüm beğen. Anne, ben kutuyu verdim. O merminin cadısı kutunun sende olduğunu adım gibi emin olmadan hayatta dümen kırıp senden özür dilemez. Sen şu anda adi bir kedinin patileri arasında sıkıştırıp oynadığı zavallı yeni evli bir faresin çocuğum. Sağ ol anne ya, sağ ol. Gerçekler acıdır gülüm. Nermin o dilediği özrü senin burnuna fitil fitil getirecek. Bir dakika, bir dakika anneciğim. Hiç de fitil fitil getiremez. Ben o kutuyu verdim diyorum sana ya. Verdin, verdin. Aa, anne ne yap? Anne ne yapıyorsun? Anne ellerinde köpüklü. Anne nereye ya? Anne, kutuyu mu arıyorsun sen? Evet çocuğum, sen belanı bulmadan bir an evvel şu kutuyu bulalım. Ya ben o kutuyu verdim. Bir de o kutuyu verdin. Verdin. İçine ne koydun da verdin? Ne mi koydun? Bilmem. Ne koydun? Herhalde kadın sana bu kutuyu boş göndermedi. Yok, o şey yapmış. Makaron yapıp göndermiş o bana. Çocuğum, biz Türk milletiyiz. Bizim örfümüzde, terbiyemizde dolu gelen tencere, dolu gelen tabak boş gönderilir mi? Hı? Sen benim kızımsın. Dolu gelen kapı kacağı asla ve katla boş gönderemezsin gül. Onu söyle. Ne gönderdin? İçine ne koydun da kadıncağıza gönderdin? Söyle bana. Kek mi, kurabiye mi, çörek mi, börek mi? Ne? Söyle. İnanayım, bırakayım şu canına yandı bu kutusunu arabayı. Vallahi de. Billahi de. Ben kutuyu vermedim anne. Ana. Çocuğum. Evet. Yürü, seni yeni gelin. Yürü. Demek Formula 1 pistinde yarıştın ha? Kazaya kadar. Vay baba, geçmiş olsun. Ne kazası? Kapışırken Schumacher'i arkadan bir çaktım. Kapışırken Schumacher'i arkadan çarptım Formula pistinde. Yok, otobanda sabaha karşı. David Beckham'ın yatındayız. Böyle kendi aralığımızda bir evi iddialaştık falan filan. Ondan sonra işte. Aa, büyük geçmiş olsun baba. Vay be baba. Tabii ondan sonra yarış falan bıraktın. Ben bırakmadım. Ama Schumacher'in emeklilik kararı almasında çok ciddi bir payım olduğunu inanıyorum. Baba, büyüksün. Babacığım, kaç araban var demiştin? 20 tane falan. Oo, vallahi. Markalarını saysana baba. Sayamam ki. Neden sayamazsın? Reklama mı girer? Hayır matmazel, görgüsüzlüğe girer.
Benim borsada seansa yetişmem lazım. Baba var. Şöyle bir bırakayım. Kolay gelsin size. Eyvallah baba, bak bizi ihmal etme. İşin bitince tekrar gel, aman diyeyim. Ya sen deli misin ya? İşin biter bitmez zıp diye damlıyorum buraya. Ben artık buranın müdavimiyim ya. Hadi kolay gelsin Matmazel. Arkadaşlar afiyet olsun. Afiyet olsun herkese. Afiyet olsun. Vay be. Vecihi baba büyük kopmuş değil mi Tokatçı? Sen ne diyorsun pampişim? Açık ara. Bir ton manyak tanıdım, bunun gibisi yok. Yemin ediyorum Vecihi çıtayı çok yukarı koydu. Aynen. Sizi araştırmama yazacağım vallahi. Siz Türkler çok garipsiniz. Aa, yine ne oldu? Adam büyük yalancı. Farkındasınız siz de. Ben burada tepsiyi kafasına koymamak için zor tutuyorum kendim. Siz maşallah şak şıkçılık diz boyu. Baba 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 göklerden indiremediniz adamı. Matmazel, senin raporunu asıl yazman gereken bu. Ne? Türklere mahsus babalama sanatının en ince ayrıntılarına şahitlik ediyorsun Matmazel. Azı sen bunu yazacaksın ya. Yani. Tabii. Bulmuşsun Vecihi gibi bir vitamin, sonuna kadar keyfini çıkar. Değil mi? Tabii. Tabii. İçine makaron koydu gönderdi dediniz. Makaron ne be? Sen iki saattir çözüm yerine makaronun ne olduğunu mu düşünüyorsun baba? Ya ne çözüm bulacağız? İşte kutu ortada. Verin kutuyu. Kutu gitsin, kavga bitsin. Kaynanası kızının içinden geçmeye hazırlanıyor babası. Kim içinden geçecekmiş? O biraz sıkar. Biz daha ölmedik. Can, ben birazcık burada mı saklansam acaba? Niye ya? Geri verelim, özür dile bitsin. Ne? Ay olur mu çocuğum öyle şey? Zaten annenin planı bu. Ay olmaz vallahi billahi kızıma ben ateşe atamam. Atma anneciğim, atma kızın ateşe ne olur. Bebeğim ben seni 9 ay karnımda taşıdım, 9 saatte doğurdum. Seni ateşe atacağım ama. Ne yapacaksın Güver? Ne düşünüyorsun hayatım? Ay! Ay aman aman yanlışlıkla bastım. Gecikti gene. 40 yılda bir işe yarayacak ya. Hayatım boyunca hiç onu bu kadar dört gözle beklememiştim biliyor musunuz? Hadi gel, 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 gel. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. İyice bağladın değil mi? İyice bağladın sizi. Domuz mu attın, domuz? Ha, kim verecek? Aile yadigen de kendi elinde atmayayım bir zahmet. Çok haklısın aşkım, ben veririm. Ver baba. Kızım dur, dur, dur. Önce Nermin Hanım çıkıp versin de pişti olmayın. Şu hesaplara bak. Bu kadınlardan korkulur vallahi. Verdi. Gitti. Hadi bismillah. Mehmet abi neredesin Mehmet abi? 2 saattir seni bekliyoruz. Gözümüz yollarda kaldı Mehmet abi. Hello Şirek. Bunu unutmuşum. Ha? Hi Rosie. Hello. Hello. Alabilirim poşeti. Sen ilk önce Nermin Hanım teyzemin çöpünü alsana. Azıcık centilmen olsana Mehmet abi ya. Ya ne alakası var ya? Sen de kadınsın. O da kadın değil. Ama şeydir. Şeydir. Her zaman büyüklerindir. Değil mi Nermin Hanım teyze? Tamamdır. Bir dakika, bir dakika. Ne? Ne var gene? Aa, Rosie, sen iyi misin darling? İyiyim. Sen 2 saattir bir çöpü dök. İyi akşamlar, iyi akşamlar Dünür Hanım. İyi akşamlar. Feride abi. Kızına bir şey söyleyebilirim. Artık Vedat Aslı'nın çöpünü al. Kızım versene çöpü. Hadi. Yok yok. Ben diyorum ki zahmet olmasın Mehmet Ali abiciğime. Ben yazarım çöpleri. Sen salak mısın çocuğum? Şükür kavuşturana. Çok konuşma.
Nermin Hanım, nasılsınız inşallah? Aslında gelinime haksızlık ettiğim için very bad hissediyorum. Ama daha iyi olacağım ileride. Tabii Rose beni gerçekten affettiyse. Etti tabii anneciğim, etmez mi? Aa, Joan sen de bu oradaydın. Efendi abi, gördüğüm gibi bağlarsınız bunu. Bir de asma kilit koyardık üstüne. Ben nasıl açacağım şimdi bunu? Çaresizliği yırtacağım gene kendini. Çaresiz niye yırtmak zorunda kalacaksın kendini? Unutma, Avrupa Birliği'nin bazı kuralları var. Ben sizin çöpünüzü her gün aldığımda açarım, ayıklarım içinden camını, kağıdını, öbürlerini. Niye be? Çünkü siz Nermin Hanım'a gıcık olduğunuz için ayırmazsınız. Öyle atarsınız, ben ayırırım sizin köpünüzü. Aa, bak nereden çıkardı şimdi. Biz niye Nermin Hanım'ı gıcık edelim ayol? Sen gitsene artık. Bana bak, bizim çöpleri ayrıştırmadan olduğu gibi atacaksın. Anlaşıldı mı? Yoksa ben seni... Ayrıştırın, biliyorum. Tamam, tamam da Avrupa Birliği'nin kanunları böyle. Kurallarda bir, Avrupa Birliği'ne de iki. Anlaşıldı mı? Nermin Hanım, Allah'ını seversen sen söyle bana. Ne yapayım şimdi ben? Söyleyecek bir şey yok mu olay? Ben koparanları böyle kabullendim ve böyle sevdim. Akraba olduk, düşün o derece yani. Ah, hafta sonu geliyorsunuz değil mi? Aha, geliyoruz tabii, değil mi? Şimdi hafta sonu durup dururken nereden çıktın Ermin Hanım? Dedim ya gelinime haksızlık ettim diye. Hem onun gönlünü alayım, hem de siz dünürlerimle şöyle baş başa, doya doya eğlenelim, güzel bir yemek yiyelim diyorum. Hem aramızdaki buzları eritmek için çok iyi bir fırsat bence ha? Ne dersin Rose? Çok bombastik fikir bu. Bombastik? Ya sen artık gitsene be. Hadi. Ya siz de bugün bir garipsiniz yani. Garip mi? Biz niye garip olalım ki? Ben de bir gariplik var mı? Ya, ya. Ama ocakta yemeğim var. Yemek? Ocak? Evet, yemek var. Taşan sonra o yemek. Hep beraber bakalım. Goodbye mom. What the hell is going on? Biz onlara iyilik ederik, üstünde müdel laf duyarık. Ben ayrıştırayım da öyle atayım sizin köpüğünüzü madem. Üstüne bir de sizin faturalardan birini yapıştırayım. İş isimsiz bir ihbar telefonuna kalsın. Ondan sonra siz anlaşırsınız artık belediyeyle. Kapıcının intikamı. Ne güzel. Orijinal değil ha. Ya Allah, bu insanlarda akıl yoktur. Ne yaptılar be bunu? Ben eve götürüyorum ben bunu. Tamam eşim. Aman ne yapayım, Rauf anca uyudu. Ben de yemeği hazırlamaya uğraşırım. O kutu ne ama elindeki? Rauf'un yeni kurabiye kutusu. Nasıl, beğendin? Çok asortikmiş. Nereden buldun kendini? 9 numara verdi kendini. Koyacak yer bulamamış evde de. Yazıktır, atmayayım dedi. Bana verdi. Rezan Hanım. Ha. Çin yemeği sipariş edilmiştir aşkım. Ben de bunları halletmek üzereyim. Annemleri aradım. Yemeğe gidiyorlarmış. Bizi rahatsız edemezler. Ben de annemleri aradım. Dedim ki Can okuldan deney için kurbağa getir dedim. Kurbağa kaçtı, kayboldu, bulamıyoruz dedim. Annem hayatta gelmez, tiksinir. Bu akşam bizi kimse rahatsız edemez. Benim dışımda. Evet Sefa. Benim kayınbiraderim mekanı. ATM. Gerçi şimdi A'sı gitti, TM kaldı. Ya tavsiye edersin ne demek? 10 numara 5 yıldız ya. Al karnı git. Ya ne demek? Ciddi, ya, damağın çatlayacak. Ben kayınçoma kefilim. Tamam kardeşim. Hadi iyi akşamlar. İyi günler. Bir gün kardeşimi seveceğini biliyordum Ferdi. Ay özünde onun ne kadar iyi bir çocuk olduğunu anladın sonunda. O çocuk değil Gülbahar. 42 yaşında sırtıma yapışmış bir kene. Sülük. Ona olan nefretim sana olan aşkım gibi hiçbir zaman bitmeyecek Gülbahar. Aa, demin övüyordun mekanı dolsun istiyordun. Şimdi niye böyle konuşuyorsun Ferdi? Evet, övüyordum. Mekanı dolunca o eve gelemiyor. Eve gelemeyince ben onu görmüyorum. Görmeyince sanki loto kazanmış gibi mutlu oluyorum. Sana bu mutluluğu anlatmam mümkün değil Gülbahar. Baba yine cuvuştiğim bozuldu.
Ay çocuğum sen de hasmına vuruyormuş gibi basma o düğmelere. Allah Allah. Baban sana sürekli joystick almak için çalışacak değil. Aa hiç önemli değil Gülbar. Hiç önemli değil. Oğlum onun adı neydi? Joystick mi, lojistik mi? Her ne karın ağrısı gidip alalım ya. Bu saatte bu bahaneyle benden kaçacağını düşünüyorsun Ferdi. Ne alakası var Gülbar? Şu anda Tekin evde yok ve ben de çok mutluyum. Ve bu anda bu evde herkes bana istediği her şeyi yaptırabilir. Buyurun sultanım. Tuzluğunuz. Aa bu da benim yaptığım tuz. Eskiden ne güzeldi değil mi? Hangisi kaç kere? İkile. Afiyet olsun. Bugün mü? Garnitür diyelim. Osmanlı mutfağında gül çok kullanılan bir sebzeymiş. Şinitsel Osmanlı mutfağına ne ara girdi? Al şunu. Ha. Afiyet olsun. Bana bakın. Ceylan avına çıkmış panterler gibi dolaşıp durmayın dükkanda. Burası belgesel değil, onlar da sizin aviniz değil. Uçanı kaçanı asılıyorsunuz ama bir durun ya. Asılma ne alakası var canım? Hiç. Ben jest olsun diye koydum bu gülü. He. Tabii ben de salaktım. Geçen sene o kadının yanında ben vardım. Bana mı anlatıyorsun Müsirki? Bonjour. Şşş bak seninki geldi. Dünya vatandaşı Vecihi Baba aramızda. Alkışlarla. Aslında bu akşam Singapur'a uçacaktım. Ama jetim arızalandı. Yapma be. Baba senin jetin mi var? Olmaz mı? Boeing'in sahibi çok yakın arkadaşımdır. Aynen. Doğum günümde hediye etti. Yapma be, baba büyüksün. Ben haftada bir gün mutlaka Paris'e giderim. Akşam yemeğini Sen Nehri'nin kıyısında yaparım. Baba, baba, baba. Acaba bu akşam spesyalimizde ne var matmazel? Matmazel kendi elleriyle profiterol yaptı. Ya. Profiterol mu? İnanmayacaksınız ama onu da Türkiye'ye ilk getiren benim. Hadi canım. Tabii. Baba. Hatta bir espri vardır. Hangi Erol? Profit Erol. Onu da bizzat ilk ben yaptım. Ah. Ya. Bayılacağım ama artık deli misiniz? Şizofren misiniz? Acayip bir insansınız siz ya. Bence siz buraya gelmeyin. Gidin bir akıl hastanesine yatın. Orada sizi yeniden yapsınlar. Ondan sonra toplumu salsınlar. Le manyak ya. Bak. Ya matmazel ne yapıyorsun ya? Bizim söylüyor, kendi yapıyor. Allah Allah. Tamam, adam yalancı olabilir. Ödediği para gerçek. Hiç. Ha gitti aha. Ne yapayım be? Hiç daha dişleri çıkmamış çocuğa kurabiye yedirilir. Ha, eski köye ne adet getir Yeşim Hanım? Ben onun yaşındayken anam anladırdı, ben yermiş idim. İşte ürün ortada Mehmet Ali. Gazına düşmüş hop dedik gibi olmuşum anan yüzünden. Uydurma Yeşim Hanım, uydurma. Benim kilom ideal ölçülerdedir, tamam? Mali, ne yapayım be? Vallahi ben sana gırgırım birazcık Ferdi abi o çöp konusu yüzünden. Ya kızma be oğlum, biz orada aile arasında oturmuş özel bir şey konuşuyoruz. Sen de kalkmış laf dinliyorsun ya. Dinler be Ferdi abi, dinler. Bilmen bunu bayılır laf dinlesin. Bu aralar birazcık kilo aldı da asapları bozuldu. Sen aldırma ona. Hmm. Efendi abi sen söyle Allah aşkına. Kiloluyum ben şimdi. Babamın yanında can enişte gibi kalırsın Mali abi. Hı. Bana bak bu tırcı göbeği. Biz o koca tırı iterek bütün Avrupa'yı Balkanları dolaşmadık. Orada 35 sene oturarak tır kullandık anlıyor musun? Değil mi? Tamam Efendi abi kızma çocuğa ya. Ah, Emre abim kurabiyecik anamın tarifidir. Hı? Ananın mı? Aa, ne şimdi şaşırdın bu kadar Ferdi abi? Bu kutu nereden çıktı Mali? Çöpte. Hani sana hediye edildiydi be bu kutu? Yani bu kutuyu çöpte buldun Mehmet Ali. Mahir cezanı versin Mahir. Oh. Yine beni kebapçıya götürdün. Ben bilmiyorum. Hayatım ne yapayım isminde Paris geçiyor. Kesin beğenirsin diye düşündüm. Hmm. Parisli de dürümcü Don Juan. Aslında ama çok güzel, çok güzel. İyi akşamlar, good night. Aa, size de good night, size night. Ortağım ne oluyor, yakayı bağır açmışsın? Biz oğlumla yürüyüşe çıkmıştık. Ben ona yetişeyim derken tabii terledik. Hadi oğlum, yürüyelim de ben burada böyle hasta olmayayım.
Hadi joystick alacaktık. Oğlum, can eniştenin yedek joystick'ini kullanırız diye anlaşmadık mı? Öyle konuşmadık mı? Burada yeşimler Mehmet Ali duymadı mı? Duymadınız mı? Ha, duyduk. Ay şu çocuklara bir rahat verin artık Ferdi Bey. Bir de bana laf söylersiniz. Let's go stupid. Hadi geceler. Good night. Size de good night. İyi good nightlar. Good nightlar. Hadi yürü. Hani joystick yürü. Hadi ya. Yürü. Yürü. Hiç değilse Kura Bey'i bıraksaydın Meferdi abi. Ne var be gene? Çöpten çıkmış kutuyu kullandırdın Mehmet Ali bana. Yahu geri dönüşüm. Doğaya bizim de birazcık katkımız olsun dedim. Asıl seni geri dönüştürmek lazım Mehmet Ali. Hem daha en geriye. Tanıştığımız ilk güne. Ya aşkım. Bari yemekleri toplarken açsaydık ışığı. Hayır sakın açma. Allah Allah niye ya? Ay! Ay! Ben şey olsun diye. Çok romantik olmuş. İnanılmaz romantik olmuşsun aşkım. Bu kim ya? Bilmem. Belki bir film yapımcısıdır. Senin çıplak, çılgın ve güllü fikirlerini almaya gelmiştir. Ne romantik bir şey. Çok bildiğin Godfather. Allah kahretsin ya. Çek çek buldum. Ben çek 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 çek. Babacığım. Kızım bak ne buldum. Lütfen herkes iki dakikasını ayırıp beni dinlesin. Hepinizden özür diliyorum. Başta da sizden Matmazel. İtiraf ediyorum, ben uslanmaz, durdurulamaz bir yalancıyım. Hiç kimseye zararı olmayan yalanlarımla sizi sıktıysam özür dilerim. Bir daha beni buralarda göremeyeceksiniz Matmazel. Elveda. Yazık adama ya. Manyak diye bağırılmaz ki. Ne güzel anlatıyordun Ece baba ya. Ne zararı vardı ki? Hiç merak etmeyin. Müessesemiz beyefendiyi bulup gönlünü alacaktır. Sen iki dakika gelsene şuraya. Sen. Afiyet olsun. Matmazel. Biz hizmet sektöründe çalışıyoruz. Biraz daha toleranslı olmamız lazım ya. Bu tip insanlar kendi hayal dünyasında yaşıyorlar. Ne zararı var? Kime ne zarar veriyorlar ki yani? Bu tip insanlar bu dünyalarını hiç tanımadıkları insanlara anlatırlar. Yani bizlere. Biz de onları dinler mutlu ederiz. Tamam bu delilik olabilir ama kime ne zararı var? Bak sonra Vecihi gibi deliler iyidir, hoştur. Güzel gelir, insanı rahatlatır, vitamin gibidir, bünyeyi rahatlatır, hayal gücünü genişletir. Hem sen bilmezsin. Eskiden bu memlekette delisiz mahalle yoktu ya. Bak şimdi millet çok akıllandı. Eskiden deliler mekanların, mahallelerin gülümseyen yüzüydü. Ay tamam tamam yeter. Şimdi sen de başlama. Bir o bir o. Ben de pişman oldum şimdi. Üf, ben gidip onu bulacağım, özür dileyeceğim. Hadi. Belki hala buralardadır. Aa, belki hala buralardadır. Belki de Batmobile'ne atlayıp Gotham şehrine çoktan varmıştır bile. Vecihi bu belli mi olur? Belki de son Batman bizim Vecihi'dir. Afiyet olsun. Bu uğursuz şeyi niye eve getirdin Fert? Kızımız ev çok dağınık dedi. Ben de mahremiyetlerine girmeyeyim dedim Gülbahar. Evet efendim ev çok dağınıktı. Ben de atmıştım.
Şuna bak ya. Lanetli bir bumerang gibi attığımız yerden geri geliyor. Babacığım sen niye kutuyu aldığın gibi bize geliyorsun? Kızım ben o kargaşada ne yapacağımı şaşırdım. O cadının... kayınvalidenin diline düşmekten kurtardım sizi. Yani evden 3 dakika daha geç çıksaydım... kayınvaliden kutuyu görecekti. Ne yapacağız Gülbahar? Ay hiç bana sorma Ferdi. Ben öyle doğaüstü şeylere inanırım. İşte baksana keramet var bir kutuda. Aile yadigarı gidesi yok. Dönüyor dönüyor geliyor. Vallahi ben bir daha elimi sürmem atamam. Nermin teyzenin annesinin ruhu bu kutunun içinde olabilir mi anne? Tövbe tövbe. Babacığım o zaman sen at. Kızım zaten kutuyu bulup getiren benim. Ben atsam Yedrine beni bulur. Ya kutudan niye husumet yaşadığın biriymiş gibi bahsediyorsun babacığım? Bu kutu kutu. Bulmadı mı beni? Alam amma batıl itikatmış arkadaş ya. Can. Anneannemin yadigarını kendi ellerimle çöpe atmayacağımı söylemiştim sana Gül. Emre. Sen neden atmıyorsun abla? Atarım. At o zaman. Aa, atarım canım, atarım. Benim öyle sizin gibi saçma boş itikatlarım, batıl inançlarım yok arkadaş. Ben atarım. Neymiş efendim? Annenin senin doğru giymişim. Neymiş efendim? Geri geliyormuşmuş. Atarım be, sanki beni de uzaylılar kaçırmıştı. Ben de neden sende böyle bir gariplik var diyordum. Be. Üz Şirin. Güle güle anneanne. Anneannen değil bu can, anneannen değil. Bildiğin metal kutu hayatım. O zaman neden geri dönüyor? Saçma sapan konuşmasana Emre ya. Ben kutuyu atmaya gidiyorum. Biriniz de peşimden gitme dur yapma desenize ya. Ne oldu? Yemedi mi abla? Ha, yemedi. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Ay, ay Ferdi görüyor musun, görüyor musun? Ferdi gitmiyor, gitmiyor. Burada kaldı Ferdi. Tamam be, tamam. Tamam. Kutu bugün yerine gidecek. Nasıl gidecek? Bizde değil dedik ya. Çocuğum, sizde evin anahtarı yok mu? Var. Tamam. Bu gece kutuyu gizlice yerine koyup geleceksiniz. Bitti. Biz kapatıyoruz ama... şu az ileride açık bir kafe var. İstiyorsan orada sabaha kadar takılabiliriz. Uy, gerizekalı. Size iyi akşamlar. Yine bekleriz. Yok. Bu yan mahalledeki kafeye baktım. O büyük alışveriş merkezi her yere baktım. Yok. Uf. Sen yokken geldi o adam. Ya. Adam sana aşık olmuş matmazel. Bütün bu yalanları da seni etkileyebilmek için söylemiş. Evet. 2 dakikada manyak etmişsin adamı ya. Ne? Bana aşık mı olmuş? Ay aman ben nasıl kurtulacağım şimdi bu adamdan? Ha. Bir de şey dedi. Yarın öğlen Kız Kulesi'ne gelsin orada bir görüşelim dedi. Evet. Kız Kulesi mi? Neden Kız Kulesi'ymiş? Orada oturuyormuş adam. Sorduk neden Kız Kulesi diye. Bunun babası padişah mıymış? Ne dedi? Ya dalga geçiyorsunuz benimle. Ya matmazel dalga geçmiyoruz. Akşamı tatlıya bağlıyoruz biz ya. Yani. Ses duyuyor musun? Bence uyudular. Bence de. Merkezi arayalım. Evet cep telefonlarından ara. Telefonları zaten titreşim modunda. Aynen. Çocuklar arıyor Gülbahar. Alo. Bizde de ses yok. Mahir Bey'in horlamasını duyuyorum Ferdi. Uyudular galiba. Tamam çocuklar. Başlayabilirsiniz. Hadi Allah utandırmasın. Ferdi. Hı? Ya yakalanırlarsa? Kim? Kim olacak canım çocuklar? Ne yapmışlar ki? Aa. Ha, haberimiz yokmuş gibi mi yapacağız? Neyden? Ay çok kötüsün Ferdi. Yahu Gülbahar, bu fikri bizim verdiğimiz öğrenirse... kayınvalide ve kayınpeder olarak duruşumuzu kaybederiz. Başlarına bir şey gelecek olursa... yine kurtarma filikasını biz atacağız. Takma kafanı ya.
Sizin evde bu tür şeyler nereye konur? Ne bileyim ben? Aa, yuh sana, yuh ya. Sen ne kadar da değer veriyorsun ailevi değerlerimize. Kutunun durduğu yer mi ailevi değer? Zaten doğru yerine koymamak lazım. Annem şüphelenebilir. Böyle alakasız bir yere mi koysak? Oha, bu ne ya? Eve hayvan mı aldınız? Hayır ya baba, böyle horlar. Ver şunu mutfakta böyle bir yere sokup kaçalım hadi. Vay be, seni kahretsin Mahir. Terlikles geliyor. Geliyor. Hayır, sen al. Baba, istemem. İstemem. Uzun sürdü Gülbahar. Yakalandılar mı acaba? Yok, yakalansalardı Nermin Hanım bütün apartmanı ayağa kaldırmıştı Ferdi. Ha. Ha, mesaj geldi. Bakayım, bakayım. Evet evet, Gül'den. Ha. Paket sahibine teslim edildi. Ay, halletmişler Ferdi. Allah'ıma şükürler olsun. Ha. Bunu da atlattık Gülbahar. Atlattık vallahi. Ay. Aşkım, gerçekten bunun canı var galiba. Abuk subuk konuşma Gül. Ben bu kutuya bir daha dokunmam. Sen açsana. Çalışalım. Bence annen sabah uyandı, kutuyu bıraktığı yerde buldu. Sonra tekrar özür dilemek amaçlı Yeşim ablanın anahtarı aldı, içine kurabiyeleri doldurdu, bize sürpriz yaptı. Annem bir kere özür diledi, bu ona 40 yıl yeter. İkinci defa özür dilemez. Ay. Efendim baba. Oğlum, ne haber? Kalktınız mı? Nasıl buldun jestimi? Sabah pastaneye gittim de size de bir kıyak yapayım dedim. Of baba, ne yaptın sen ya? Neredesin sen? Aşağıdayım. Hemen bize gelmen lazım baba. Acil. Allah Allah. Vay hayırdır? Oğlum insan dayısından harçlık alınca vay hayırdır demez. Tırcı Ferdi'nin küçük takozu. Peki eniştesinden gömlek çalanlara ne denir? Hı? Ya abla eşek gibi çalışıyorum. Bazen günde 3 gömlek değiştiriyorum. Ama sen benim kirlileri yıkamıyorsun. Ne yapayım?
bol mol ama böyle zayıfladım deyip idare ediyorum işte. Senin için her gün ben makine falan çalıştıramam. Vallahi hemen üstüne bir şey enişten görürse parçalar seni. Aa, hemen parçalarım derhal. Büyük bir zevkle. Gene ne yaptı Gülbara? Şimdi dedi ki ben ikinci bir işe gireyim dedi. Senelerdir yattım bari dedi. Şimdi bir hemen bir ikinci... Aa dedim niye ikinci işe ayol? Sen önce bir işini hallet. Onun üstüne bak hazır enişten seninle gurur duyuyor. İkinci işi çıkartma vallahi parçalar seni dedim Ferdi. Ben bununla hiçbir zaman gurur duymam Gülbahar. Ayrıca gömleğimi giydiğini fark etti mi Cüzzat bir hanım? Ben sana benim kıyafetlerim yakınında dolaşma demedim mi? Aşağılık sahte. Kardeşim vallahi ben verdim. Ver. Sen bu sülüğü korumak için yalan söylüyorsun. Aa tövbe ne yalan ayol. Niye öyle bir yalan söyleyeyim? Nereden çıkarıyorsun? Çünkü Gülbahar sen seçsen bu gömleği seçmezsin. Çünkü benim bu gömleği ne kadar çok sevdiğimi bilirsin. Gülbahar. Bilirsin. Gülbahar. Bilirsin. Ay gitti canım gömlek. Gitsin Gülbahar. Gitsin. Ben bunun üstüne giydiği gömleği bir daha sırtıma giymem. Sabah geldiğinizi bölmek istemem ama servis geldi. Kapının önünü birazcık açabilir misiniz? Tabii yavrum. Gel oğlum. Bana bak. Seni bir daha gardırobumun etrafında görürsem mesela tabutla değil gardıropla gidersin haber olsun. Parçalar dedim ben sana. Ne yapsam yaranamıyorum ben bu adama ya. Allah Allah. Yemin ediyorum kendimi intihar edeceğim. Ama ne kendini intihar edeceğim? Ben kendimi intihar edeceğim. Bıktım artık sizin aranızda kalmaktan. Canımdan bezdim ayol. Canımdan çıkar şu kirlilerini de yıkayım. Vay 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 vay. Ne macera yaşamışsınız be çocuklar geçmiş olsun. Baba kutuyu senin bulduğunu mu söylesek? Yalan değil sonuçta. Aman beni karıştırmayın çocuklar. Doğru söylüyor babam. Beni anlıyorsun değil mi güzel gelinim? Şimdi Nermin sizinle işbirliği yaptığımı anlarsa anında çakar. Ömrümü bitirir ömrümü. Biliyoruz biliyoruz. Hadi Allah kolaylık versin size. Allah kolaylık versin. Hadi yavrum. Kolaylık versin. Elimizde başka seçenek kaldı mı? Vallahi kutuyu köz köz götürüp özür dilemenden başka bir yol gelmiyor benim aklıma hayatım. O zaman birazcık daha kafa patlatıp başka bir seçenek bulacağız Can. Beni öyle hemen annenin ellerine vermeyeceksin değil mi sevgilim? Aksi takdirde beni artık sevmediğini düşünebilirim söyleyeyim. Ay ne iyi yaptık da bir araya geldik değil mi? Bence bundan sonra sık sık yapalım bunu. Ne de olsa artık biz bir aileyiz. Tabii. Ay siz de öyle mutfağa tıkılıp kaldınız Nermin Hanım. Keşke ben size yardım etseydim. Hiç olur mu hayatım? Bu akşam sen misafirsin. Zaten evinde sık sık yapıyorsun. Lütfen bak ant verdim. Bak. Ben bakarım. Rahatınıza bakın lütfen. Her şey tamam. Ay! Can! What happened oğlum? Bu ne hal? Biraz üşütmüşsün Ermin teyze. Ah Maysan, ah Maysan. Gel. Ay ne yapsak Maho? Kombiyi mi köklesek? Biz pişeriz yavrum. Ay yavrum. Versen şu battaniyeyi de ben sana kayak yaparkenki giydiğim polarını getireyim. Gerek yok anneciğim. Ben yiyeyim böyle bak. Üşüyorum, alırsan üşürüm. Oğlum manyak mısın? Yemek yerken ellerine ihtiyacın olacak. Bütün akşam siesteye hazır Meksikalı gibi mi oturacaksın burada? Ver şunu hadi. Yok. İsterseniz siz poları getirene kadar üzerinde kalsınlar mı? Çünkü çok üşüyor. Hay Allah. Dur bak. Aa, ateşi de yok bunun ama. Neyse, durun bekleyin hemen geliyorum. Allah! Belalı kutu yine çıktı ortaya. Gül, koşun çabuk bir yere. Ay ben nereye koyayım ben nereye koyacağım nereden? Babacığım yardım et. Kızım ben kendi evimin mutfağında bile bu kutuların nerede olduğunu bilmiyorum be. Tebrik ederim Ferdi'ciğim böyle devam et. Öyle mi? Sen çok biliyorsun Gülbahar. Al o zaman sen sakla. Ayol ben kadının mutfak düzenini ne bilirim ayol. Mahir Bey elinizden öper. Oğlum. Aşkım. Babacığım. Tatlım. Mahir Bey. Nermin. Ah.
Teşekkürler. Nasılsın matmazel? Artık iyi misin? Rahat mısın ha? Nasıl yani? Vecihi babayı fırçalayıp posta aldın ya. Artık rahat mısın diyorum. Abi ne yapıyorsun ya? Hikaye mi anlatıyorsun? Espri mi yapıyorsun? Vallahi matmazel atar seni kafadan ha. Şu Vecihi bulup bir özür dilesem de hem ben huzur olsam hem müşteriler rahatlaşsın. Allah! Dünya vatandaşı Vecihi baba yardıma! Bravo! Sizlerden ayrı kalmaya dayanamadım canlar. Ben dünya vatandaşı Vecihi, çılgın hayat hikayemle yeniden sizlerle birlikteyim. Bravo! Kutu zaten bende duruyordu. What? Ofise götürdüm, ofise. Why, ha? Why? Kabak çekirdeği doldurup çitliyordum. Valla sıfır, o yüzden. Büyük ya. Ha. Kabak çekirdeği. Benim ku... Anne, anneciğim. Esas mevzu o değil, Gül'ün haklı çıkması. Demek ki kutuyu sana geri getirmiş, değil mi? Yes! ama şunu belirtmemde fayda var. Ben bu akşamki yemeği üzgün olduğum ve gelinimle aramı düzenlemek için tertip etmiştim. Yani teknik olarak bir sıkıntı yok. Lütfen hepiniz sofraya gelin de yemeğe geçelim. Buyurun, buyurun. Sen de al şu polarını giy oğlum. Buyurun, buyurun. Demek kabak çekirdeği, ha? Seninle sonra görüşeceğiz, kabak kafalı kabzon. Şimdi. Çok teşekkür ederim Mahirem Can, çok teşekkür ederim. Önemli değil gelinim, yani seni paralamasına gönlüm razı olmalı. İnşallah çok sert şeyler söylemediler kulağınıza. Yok, söylemezler ama boş ver, ne önemi var? İngilizce konuşuyorlar kendileri. Hiçbir şey anlamıyorum ben. Mahiremcan benim, Mahiremcan canım, Mahiremcan. Babam ya, babam vallahi. Ya. Hadi afiyet olsun, hadi buyur bakalım. Hadi. Club sandviçin. Ve? Caramel macchiato. O benden. Çok teşekkür ederim matmazel. Yani gözlerim yaşardı. Gerçekten beni seviyorsunuz diye düşünmeye başladım artık. Sen zaten kötü bir adam değilsin ki. Ya bana le manyak diye bağırdınız. Ah, üzgünüm. Yok yok, üzülmeyin. Benim hatırladıkça, aklıma geldikçe hep gülüyorum ben hala. Yalancı. Kesinlikle. Madem farkındasın, neden yalan söylüyorsun peki? Çok yalnızım matmazel. Üzüldüm monsieur. Aslında romancılar için ideal bir durumdur yalnızlık güya ama... Roman? Roman mı yazıyorsunuz? Yok. Yani inşallah. Yani küçük hikayelerim ve roman denemelerim var. Hiç basılmış kitabın var mı? Yok. Neden? Yani cesaret edemedim. Anlatsana bana bir tane. Hayatta olmaz. Lütfen. Anlatırım canım, anlatmaz olur muyum? Sen bakma benim olmaz dediğime. Bayılırım ben hikaye anlatmaya. Bak şimdi. Bayıldım. Ciddi misin? O kadar ciddiyim ki yarın sabah kalkar kalktığımda bir yapımcı arkadaşım arayıp randevu alacağım senin için. Ama bir şartla. Nedir o? Randevu da yalan yok. Can şu ışığı yaksın hayatım. Yakmam. Aa, neyim şu?
Çünkü mumları yakacağım. Kaç gündür kutu yüzünden ertelediğimiz romantik akşamımızı bu gece yaşayacağız. Evet ya, doğru söylüyorsun aşkım. Kutu gitti, kavga bitti. Ay biz niye güllerle çıkmıyoruz ki Ferdi? İki dakika diye daha oturmuşsun. Gülbahar, biz çıktıktan iki dakika sonra Nermin Hanım ortağımın beynini yemeye başlayacak. Huzurla geçen iki dakikadır Gülbahar. Korkunun ecele faydası yok ki Ferdi'cim. Ne yapıyordur acaba Nermin Hanım şimdi Mahir Bey'i? Ya. Emre, aslanım. Seni iyi gördüm ve çok sevindim. İnsan bunca saat atariyona da gözünü nasıl akmaz ya? Baba hep öyle diyorsunuz ama daha dünyada oyun oynadığı için gözü akan birisi yok. Ne? Size de iyi geceler anneciğim. Senin bu lüzumsuz kardeşin gelmemiş daha galiba. Ay Ferdi sen de 10 dakika kardeşime laf etmeden duramıyorsun ha. İlla bir hakaret. O fikirsiz yapılan hiçbir hakaret boşa gitmez Gülbahar. Ben üstümü değiştirmeye gidiyorum. Çok kırmızı. Tekin. Çok erken geldin işte. Sizin burada olmamanız lazım. Tekin. Bir dakika izah edebilirim. Elini bana bulama. Şimdi izah ediyorum. Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim Tekin? Erişte! Döveyim mi sana Tekin? Erişte! Camdan insan geçer mi? Evet. Her şey hazır sevgilim. O zaman 99 Açma. Ne demek açma? Açmam lazım can. Açmam lazım. Ya annen babana teneke kutuyla daldıysa biliyorsun senin annenin sağ solu belli olmuyor. Biliyor o kadın. Eniştem yine beni evden kovdu ya. Ben anlamıyorum bu adamın benden ne alıp veremediği var. Tövbe estağfurullah. Sebep de bu ha. Bu. Gözünü seveyim aç şunu. Gözümün önünde durmasın yani. Hay, tövbe estağfurullah ya. Ben bu gece burada kalayım o zaman. Gül sen de bana rahat bir şeyler ver. Bir eşofman meşofman. Sıktı yani. Yemin ediyorum daraldım ha. Vereyim. ...99, 98, 97 İki dakika daha oturun dinirim. Daha vakit erken ortağım. Ne zannettin ha? Kapı komşularımız bizde yatıya mı kalacaklardı? Nermin bak kafamı sıkıştırdığını zannediyorsun ama boynum sıkıştı. Nefes alamıyorum çok. Anam geldi gözümün önüne. Nermin kız biraz aç çok pis darladı. Darladın mı? Ben de darladım. Sen aile yadigarı kutunun içine kabak çekirdeği doldurup hal hal geziyorsun ha. Allah bilir sen kendini kaptırıp o çekirdeklerin çöpünü tükürmüşsün direkt kutuma. Tükürmedim. Bismillah. Nermin bana bak. Ben böyle kapı aralarında ölecek delikanlı adam değilim. Pencereden at, intihar sözü falan ver. Bari ağrı ben böyle kapı kenarında ezilip böcek gibi ölmek istemiyorum. Kapının zincirini boynuna dolanmayacak kadar kısa olduğu için maygata dua etsen maho. Nermin, bak ben salavat getirdim hazırım. Çok sıkıştım Nermin. Tek hamlende artık elektrikler kesilir ya. Ama son hamleden önce neden öldüğümü bilmek istiyorum. Kafamdakileri bozuyorsun kabzo. Kafamdakileri. I want to play a game. I want to play a game.
Testerenin lafı bu be. İşte bir tek kendi çullarımı koydum. İstiyorsan aç kontrol et. Sen bu evden git. Benim bütün gardırobu götürebilirsin tekim. Aşk olsun kardeşim, nereye gidiyorsun? Bak enişteni bilmiyor musun? İki güne geçer onun siniri. İki güne geçer, iki güne geçer diye sinir hastası yaptınız beni be. Ben 10 yıldır sinirliyim. Ayrıca kızımın evine de gidemezsin. Ona da söyledim, o da almayacak. Beni yaktın, kızımla damadını yakmam. Bir kere o bir gecelik misafirlikti. Misafir oldum, bitti enişte. Biz de biliyoruz genç evlileri rahatsız etmemek gerektiğini. Bize geldiğinde biz de genç evliydik. Bizim için niye aynı şeyi düşünmedin? Ha? Ömrümüzü yedin be. Kocattın bizi be. Ne yapayım? O zaman ben de gençtim. Ayrıca ben insanlara yük olmamayı hayat düsturu edinmişimdir. O yüzden bir paltom var, atarım. Nerede olsa yatarım. Kahvedeki ikili koltuk benim için French bed'tir. Hadi eyvallah. Ne güle. Aklında git, aklında gel kardeşim. Gelme. Gelme. Görüyorsun değil mi Ferdi? Senin yüzünden kardeşim kahve köşelerinde sürünecek. Ne sürünecek be? Gider muhtarda yatar. Blöf yapıyor, sen de aldanıyorsun be. Ayıptır ya. Vay be! Ne gömlekmiş ha! Gömlek gömlektir, padişah kafları sanki! Ne o dayı? Babam affetmedi galiba. Hem kimseden af dilediğim falan yok zaten. Benim üzüldüğüm, o evde bir çocuk büyüyor ve paylaşmaktan bir haber kök salıyor bu kahpe dünyaya. Bizim bizden başka kimimiz var? Biz varız dayı, biz varız. İstersen bu akşam da bizde kalabilirsin. Ne oldu damat? 3,5 attın. Estağfurullah Tekin abi, başımızın üstünde yerim var. Yok, ben insanlara yük olmayı pek sevmem. Hadi eyvallah. Bir an evet diyecek diye ödüm koptu aşkım. Ben de. Bu akşam beraberiz aşkım. Ama mum yok. Mum yakmak yok. Mum uğursuzluk getiriyor hocam. O zaman şey yaparız. Çikolata çeşmesi. Yapabilir misin? Çikolata çeşmesi, süt banyosu, aromaterapi, ne istersen söyle aşkım, emrine amadedir. Ay ben iyi ki seninle evlenmişim aşkım. Bir de yalnız kalabilseydik. Bak kötü konuşma, kötü konuşma, kötüyü çağırma, kötü söyleme, kötü düşünme, kötü olur. Bu akşam kesin yalnız kalacağız. Hadi bakalım inşallah. Seni de buraya kadar yordum Bülent, kusura bakma. Estağfurullah Ketti. Edebiyat dünyası çok hareketli bugünlerde. Bize de yeni hikayeler lazım. Anlat bakalım neymiş arkadaşın hikayesi? Güzel. Şimdi bir arabulucu polis var. Bir hukuk danışman var. Bir de evlilik danışman var. Bunlar aileler evliliklerini kurtaran, böyle parçalanmasını engelleyen bir ekip. Yalnız farklı hikayeler var. Her hikayede farklı evlilik kurtarıyorlar. Sonra da bu evlilik kurtarma ekibini kendi hikayeleri, yaşama öyküleri de olaya gerçeklik katıyor değil mi? Evet. Nereden bildin? Bu TRT'de yayınlanan Böyle Bitmesin dizisinin hikayesi Ketrin. İnternette dizileri takip eden herkes biliyor. Ne? Konsantrasyonunu bozma. Şu an tam duygudayım. Sinirini dağıtma. Ha işte geliyor. Allah aşkına bizi düşünmüyorsan dükkanı düşün. Tabii tabii. Bonsoir matmazel. Dur bakalım. Sen bu dükkana giremezsin. Sanırım yayıncıyla görüştünüz. Evet tam doğru sandın. Rezil ettin beni. Salak gibi gösterdin. Ama matmazel siz de ben ne söylesem inanıyorsunuz. Hadi tamam ben yalancıyım ama siz de biraz safsınız yani. Ha işte ne güzel söyledin. Matmazel biraz saf. Matmazel sen de boş ver. Adam orijinal değil, çakma DVD'yi. Orijinalindeki bonusları arama böyle kabul et. Aman saçmalama. Ya ne olur burada ya. Ya içeride isyan çıkıyor. Ne yapıyorsunuz Allah'ın sen? Oo Veci baba hoş geldin. Eyvallah muhtar. Muhtar sana bir şey soracağım. Dünyada sana en çok keyif veren şey nedir? Tantuni. Ay senin vizyonuna. Bana
aşığın en çok keyif verecek şey ne biliyor musunuz? Size şöyle okala bir tokat atmak. E buyurun atın o zaman. Ya matma sen ne yapıyorsunuz? İçerisi tıklım tıklım müşteri dolu. Dükkanın önünde adam mı tokatlanır ne derler? Bir daha girilirler mi? Batarız ya. Yani. Yok yok batsanız da ben sizi çıkartırım merak etme. Tamam Gecim biliyorum uçuyorsun da atmosferde kal. Niye öyle batırdı ben sizi çıkartırım? Bakın ben aslında çok zenginim. Babamdan kalan bir holdingi yönetiyorum. Tamam Schumacher'le yarışmadım ama onun dünyadaki birçok yarışını gidip izledim. Hatta beraber fotoğraflarımız bile var. Tabii tabii. O gece Paris'e uçağım bozulduğu için değil, ertesi gün toplantım olduğu için gidemedim. Ama iyi ki de gidememişim. Bakın buraya geldim sizleri tanıdım. Çok da mutlu oldum. Sizleri çok sevdim ben. Malum insan öyle patron olduğu için her dakika izin kullanamıyor, izin alamıyor. Sen ne utanmaz bir adamsın. Buraya gelmiş tekrar eski yalanlığı yeniden cilalıyor musun? İnanmayacaksınız ama Matmazel sizlere ilk defa doğruyu söylüyorum. Yani anlattıklarımı yaşayacak vaktim yok benim. O yüzden de böyle eğlenceli hikayeler uydurup kendimi rahatlatıyorum. Ah yazık. Ve şimdi izin verirseniz size bunu ispatlayacağım. Burayı ve sizleri çok sevdim. Sizlerin işletmesi kaydıyla tam 200 bin euroya burayı devralmak istiyorum. Tabii. 400 yap bari. Hiç bari. Tamam 400 olsun. Verdik gitti. Sabredin. Sabah banka açıldığında bu yazdığımın karşılığının olduğunu göreceksiniz. İyi babam benim de. Buyurun Matmazel. Merci. Sana bir gecelikte olsa bu yalanının zevkini yaşatmayacağım. Yazıklar olsun sana. Rezil ettin beni. Puf. Sanırım bu tükürükten sonra arkadaşlığımız sonsuza dek bitti herhalde. Vecihi Bey, affedersiniz. Az önce arabada imzalanması gereken evrakları unutmuşsunuz. Önemli değil, önemli değil. Sonra imzalarım. Sizlerle makara yapmak, eğlenmek çok keyifliydi. İyi günler. Şşş, bana bak. Bu Vecihi benim holdingim var, babam zengin falan diye sallıyor. Ne ayak? Estağfurullah, ne sallaması? Vecihi Akdoğan. Akdoğan Holding'in sahibidir kendisi. Hadi lan! Numara atıyor. Kesin bu adamı da kendi tutmuştur ha. İnternet, çabuk! Niye kılık değiştirip çıkıyorsun karşıma? Ha? Ben geldim Tekin abi, emrine amadeyim diye şu kendi kılığında çıksana. Şu çıktığın kılığa bak. Çeki yapıştırdım ama bir parçayı bulamadım. Eksik kaldı ya. Pampişim ne yapıyorsun? Sanki o parçası tam olsa banka bu çeki kabul edecek. Yapma, olan oldu. Bana bak tokatçı, üzerine ayran dökülmüş muamelesi yapma. 400 bin euro gitti ya. 400 bin euro'nun yerini tutmaz ama seviyorsun diye sana tantuni yaptım Mühtar. Siz de isterseniz bu gece bende kalabilirsiniz Mösötik'in. Yok, sağ ol. Ben burada kalırım. Ya ayrıca sen takma kafanı. Bizim bununla kaybettiğimiz paraları üst üste koysan Yunanistan ekonomisi düzelir ya. Boş ver. Ne yapıyorsun sen pampişim? Ne ara yedin bunu? Hırsımı bundan çıkardım ya. Ne yapayım be tokatçı? Gitti 400 bin lira. Ben de gidiyorum hadi. Gel bende kal. Ha? Yok yok ben bu gece ekmek teknemde yatacağım. Hadi ben de gittim o zaman. Tekrar özür dilerim. Yok canım özür dileyecek ne var Matmazel? 600'de 400 bin euro ne var ya? İyi akşamlar. Hmm.
sefer sana bağırmayacağım ama sen resmen Emre'nin yavuklusu Didem gibisin. Ne zaman ilgi göstersem şımarıyorsun. Ha, ama şunu da unutma, ben 40 yaşındayım. Ah kardeşim, yalnızlıktan tek başına konuşup yatağını yapıyor kafede. Bu evde Tekin lafı duymak istemiyorum Gülbahar. Tekin demedim, kardeşim dedim. Kardeşinin adı Tekin değil mi Gülbahar? Kardeşimi de düşünmeyeceğim yani. Düşünme Gülbahar. Bir defa da o seni düşünsün be. Ama bir kere de kavga etmeyelim onun yüzünden canım, Allah Allah. Konusunu açma o zaman. Allah Allah, Allah Allah. Ben yani duygularımı söyleyemeyeceğim, hiçbir şeyimi paylaşamayacağım kocamla. O zaman benim bu evde işim ne derdi ha? Gülbahar. Bizim Tekin'den başka konuşacak konumuz yok mu ya? Sayende çocuğu sürekli kovuyorsun Ferdi. Ya 40 yaşında kazık kadar adama çocuk deme be. Sıkıldım artık. Vallahi ben de senin bu tavırlarından sıkıldım Ferdi. Doğru söylüyorsun, Tekin çocuk değil. Çünkü gömleğini aldı diye çocuk gibi mızmızlanan sensin. Dayanamayacağım artık ben. Kızımın evine gidiyorum. Unbelievable. Amma barıştılar yahu. Ne oluyor acaba? Gel bir öğrenelim Merve. Aşkım, mumları yakıyorsun ama. Bu saate kadar kimseden ses çıkmadı. Bu saatten sonra da bir şey olmaz aşkıcığım. Kim? Anne. İyi akşamlar çocuğum. İyi akşamlar. Anne, babanla kavga ettik kızım. Evi terk ettim. Bu gece sizde kalacağım. Yoksa vallahi elimden bir kaza çıkacaktı ha. Tabii anneciğim. Ne demek? Kal tabii. Sen deli misin? İnsan Tekin gibi bir tip yüzünden karısıyla bozuşur mu? Yani o bir hobbit. Yokmuş farz edin Ferdi Bey. Hobbitlerde gerçekte yoklar zaten. Yahu siz de haklısınız ama ben adamı gördüğüm zaman kırmızı görmüş boğa gibi oluyorum. Gülbahar da onun tarafını tutunca iyice delleniyorum yani. Tutacak tabii birader. Kardeşi hede geç. Tabii Ferdi Bey, he deyip geçin. Ben de Mahu'nun zamanında bir sürü kabzoluğuna he deyip geçtim. Yoksa 40 kere boşanmıştım. Ortağım bak. Hani Adile Naşit'le Münir Özkul'un oynadığı Neşeli Günler diye bir film vardı, hatırlar mısın? Hatırlamaz mıyım ya? Ben çok severim o filmi. Ha, şimdi o filmde karı koca turşu yüzünden kavga edip boşanırlar ya. Hı-hı. Tekin de bir nevi o hikayedeki turşu sayılır. İnsan hiç turşu yüzünden karısıyla kavga eder mi? Haklısın ortağım. Tebrik ederim yani kabzo. Herhalde kabzımalı olduğu için bir turşuyla ikna ettim Ferdi Bey'i. Ama haklı Nermin Hanım. Yani benim şimdi gidip Gülbahar'dan özür dilemem lazım. Ama yani şimdi ondan özür dilemem için de yanımda Tekin olması lazım, yoksa kabul etmez. Onun için benim şimdi önce şu turşuyu bir aramam lazım. Turşu ha? Hmm. Bravo. Kabzo ha? Yani insan sokakta yatan yalnız bir köpek görse ona bile üzülüyor. Gidiyor ona su veriyor, yemek veriyor. Benim kardeşim o kadar kötü muamele ediyor ki. Haksız mıyım Gül? Ha, haklısın anne ya. Neymiş efendim? Gömleğini giymişmiş. Sanki başka gömleği yok. Yani bir konu buluyor ya, illa ki hadisi çıkarsın, hönkürsün. Haksız mıyım Can? Yani efendim ne desem şimdi? Haksızım yani. Haklısınız tabii, haklısınız, haklısınız. Ah! Kapı çaldı. Görüyor musun? Ya. Anne kapı çaldı. Bak görüyor musun ya. Anne? Kapı çalıyor. Ay, Can. Evet. Ay çocuğum, niye heyecanlanıyorsun böyle? Allah Allah. Alt tarafı kapı çalıyor, sanki kapıyı kırdılar ayol. Bilmem ki, biz böyle çift olarak işte kapı çalınca bu tip tepkiler veriyoruz artık. Niye? Öyle denk geldi, öyle gelişti, öyle yapıştı. Aa, iyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar.
Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk. Gülbahar. Bak, sana kimi getirdim? Ablacığım biz eniştemle konuştuk. Büyütecek hiçbir şey yok ya. Yani ben kendisine affettim. Gülbahar, bak çok özür dilerim. Hadi uzatma, evimize geri dön. Evet, uzatma, evimize dön anne. Ben Şeyma, özür diliyorum. Barış'ın her şey düzelsin manasını dedi. Gülbahar, bak Tekin bizde kalacak. Bak ona en çok sevdiğim kıyafetlerimi verdim. Yani sen iste, yani şu gömleğimi çıkartıp vereyim Gülbahar. Gülbahar, bak çocukların önünde soyunurum. Huyumu bilirsin. Tamam Ferdi. Özrünü kabul ediyorum. Ay. Sen her zaman benim ilk baharımsın. Gülbahar. Ay canım. Gülbahar. Ay canım. Sen de benim dört mevsimimsin Ferdi. Hoş, hangisini ne zaman yaşayacağım belli olmuyor ama neyse artık. Aa, çikolata çeşmesi. Evet. Lezzetli miydi Gülbahar? Ne? Dalalım ben işte. Dal bakalım, dalalım. Bak Ferdi, TRT'de senin en sevdiğin film var, Neşeli Günler. Bayılırım ya, bayılırım. Ay. Aa. Emre yok. Emre nerede? Bak baba gene Emre'yi evde unuttunuz. Evde kimse yok. Ay evet Ferdi, bırak sen çikolatayı, şelaleyi falan. İnelim çocuğun yanına. Hadi. Ya durun ya, durun, heyecanlanmayın ya. Şurada oturmuşuz kızımla damadımın evinde. Güzel bir aile sohbeti yapıyoruz. Aa, kızım sen git Emre'yi al. Oğlum sen de git babanları çağır gel. Ya hadi çabuk olun, hadi yürüyün. Allah Allah, güzel bir akşam geçirelim. Dalın bakalım, dalın. Hoppa. Dal hadi, sen de dal. Banım, banım. Hadi dal, hadi. Hadi oğlum, hadi, hadi. Ekmeği de ben söyledim Ferdi. Gitmişler çilek batırıyorlar yani. Ay şöyle tazecik ekmek batırıyorlar. Oğlum versene şunu, yarınki bahislere bakıp vereceğim. Lan ki bahisleri kaybedeceğine bahse girelim dayı. Yerim kendi telefonundan bak. Oğlum telefonu dükkandan unuttum, ver şunu bana. Anne dayıma bir şey söyle. Ay çocuğum, yani bir film seyrettirmediniz. Sessiz olun, bıdı 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 bıdı. Bence Adile Naşit tamamen haklı. Asla geri dönmemeli. Ama çocuklar var arada Nermin Hanım. Bence zaten hala aşıklar. Bana bak ortağım, çok şanslı adamsın ha. El alem Mars'a gitmek için yüz binlerce euro ödüyor. Sen bedavaya gideceksin be. Ben gittim mi dönmesini bilirim ama sana Mars'ta koloni kurdurtacağım. Ooo çaylar bitmiş. Kızım gül. Çayları tazele bakayım. Ay çocuklar, çayların yanına getirdiğim makaronlardan da servis edin Cuan. Evlendik ama baş başa kalabildiğimiz yer hala burası. Bizim romantik sığınağımız. Buraya da gelemezler herhalde. Sevgilim, onlar şu anda bizim nerede olduğumuzun farkında bile değiller. Bizim aşkımız da böyle yaşanacakmış, ne yapalım? Apartman arası, gönlümün yarısı. Sana da günaydın anneciğim, ne haber? Endişeliyim Cuan. Zira ellerinizde aile yadigarınız. Sen gitmesin, ben gitsin. Gülbahar, biz çıktıktan iki dakika sonra Gülbahar cadısı ortağımın beynini yemeye başlayacak. Yani huzurla geçen iki dakika, iki dakikadır Gülbahar. Nermin cadısı. Ben ne dedim? Gülbahar cadısı. Allah'ın Gülbahar cadısı. Haklısın Cuan. Sana fazla yüklendim Gül. Ne? Tamam, pardon. Şurada. Ben.